الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إمامنا مولينين تبيان في آداب حملة القرآن وسرلردن أقياد نس الله تعالى وزم فات لقصن طالب علمين آداب لره قد طالب علم جل لازم بولجن أوزد مجسم قلش كيرك بولجن آداب لره قد سوزلات كندلر أتدلر كي ينجي فصل ده حرصه على العلم ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في الأوقات التي يتمكن منه فيها طالب علم حريص بولشكرك علم نحاصل قلشك طالب علم علم نحاصل قلشك حريص بولش بنجا bu işte berdavam buluşu, imkanı topken berçe vakitte bu işte berdavam buluşu lazım buladı. Yani talib ilimge lazım bugün derselerden biri, hadis buluş, ilim alışken. Hadis-i şerifte kerede, el ilmu bitteallum vel hilmu bittehallum. Yani ilim, ilimini hasıl kılış bilen erişledi. İlimge. Hilimge, hilimge olunuş bilen erişledi. Bu ne degani? Yani ilim ve hilim, ilim bu kişideki bir kuvvet ve sıfat. Yani malumunu keşf kılıp bir uçlu sıfat değildi. Yani başka tarifler hem var. Kişi, şahsını özüge nisbeten ilim ne deyip eğitilse, onge bir nersanı malum kılıp bir edigen sıfat. Kişide bir sıfat hasıl buladı, bir kuvvet hasıl buladı ki, nimedir nersanı? Bilmegen narsasini unda bilinadi, ma'lum bo'ladi. O'sha narsa, o'sha bilim, o'sha ilm o'zidan o'zi uxlab yotsa, yeb o'tursa, o'ynab yursa hosil bo'lmaydi. Balki uni hosil qilishga kishi harakat qiladi. Al-ilmu bit-ta'allum degani shu. Ilm o'rganib hosil qilinadi degani. Bu nima degani? Demak, ilmni o'rganish lozim. Agar ilm vojib bo'lsa, onu o'rganish ham vojib bo'ladi degan. Yani bir kishiga mesela namoz ilmi vojib. Namoz ilmini borib o'rganishi unga vojib bo'ladi. Namoz ilmini o'rgatadigan ustozni topishi, unda o'qishi vojib bo'ladi. Qur'oni Karimni har bir musulmon o'zi o'qiy oladigan darajada, xatm qiladigan darajada qiroat qila olishi har bir musulmonga vojib. Muhofiz bo'lish mutaxassislarga yoki fazilat istaganlarga, ammo Qur'onni qarab o'qiy oladigan darajada qodir bo'lish, Qur'onni doim o'qib yurish bu har bir mu'minga vojib. O'zini ummati Muhammadiyya degan Qur'on ummatidan degan har bir kishiga vojib. Binobarin uni o'sha maqsadga erishtiruvchi, yani Qur'onni Karimni o'zi o'qib yura oladigan, xatm qilib yura oladigan salohiyatga ega qilishiga eltuvchi har qanday sababni tutishi unga vojib bo'ladi. Ustoz topishmi, ustozga borishmi, onlaynmi, offlaynmi, qaysi suratda bo'lmasin, o'sha maqsadga erishtiruvchi vositani qo'llashi, shunga kirishishi vojib bo'ladi. Al-ilmu bit-ta'allum degan ma'nosi shu, ya'ni ilm o'rganish bilan hosil qilinadi. Shunchaki xom-xayol bilan, orzular bilan, chiroyli gap-so'zlar bilan hosil qilinmaydi, balki u mehnat bilan, urinish bilan kasb qilinadi degan. Al-ilmu bit-ta'allumi ma'nosi shu. Endi bu yerda aytayaptilarki, haris bo'lsin ilm olishga. Demak, ilmni hosil qilishga haris bo'lsin. Haris bo'lish degani, hirs degani bir narsaga o'chlikni bildiradi. O'chlik o'zbek tilida o'ch deb aytamiz. Bu odam palon narsaga o'ch deymiz. O'sha narsani yaxshi ko'radi, qattiq istaydi, yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi degan. Siz masalan deylik, yoningizda bir piyola choy turibdi. Choyni yaxshi ko'rasiz masalan, ichib o'tiribsiz. Lekin qo'lingizdan ketishiga parvo qilmaysiz, chunki u bir piyola choy hech narsani hal qilmaydi. Ketsa boshqa piyola choy topasiz. Muammo emas. Bu muhabbat choyga nisbatan, choyni yaxshi ko'rasiz, ammo hirs emas, o'chlik emas. Yoinki qo'shningizni qo'lida yoki yoningizdagi odamning qo'lida choy turibdi. Siz yoningizda choy yo'q. O'sha qo'shningizni choyidan nasiba olishga intilmayapsiz. Bersa yaxshi, bermasa mayli
Çay içmesem içmem ben de deyip durup siz. Demek çayga muhabbet var ama uçluk yok. Uç bu siz uçanı kolye kiritişke hareket kılasız. Ve kolizden çıkıp ketişiden kolizden ketip kalışıdan korkasız. Bana şunu hırs deydi. Adeta kişiler dünyaya malge hırs deyip olur. Uzun bizi malge bugün, pulge bugün münasebetimizi tahlil etsek hırsımız yakışık ne olur. Kana kılıp olsa hem pul köpeytiriş, ne kılıp olsa hem o kança pul tapsa şunu çekerek olurdu. 10 bin pul var ki yani 10 bin kerek, 100 bin pul var ki yani 100 bin kerek, 1 milyonu var ki yani 1 milyon kerek. 10 bin pul var adam 1 milyonunu arz okumaydı. O şu yani 10 bini öyle biliyorum olur. Ama 1 milyonu var adam yani 1 milyonu yok ki 2 milyonu mücelleyken olur. Hırsı yani hem kettara bugün olur. Bana şu uçluk değil adı şu yani hasıl kılışke bugün katlık intiliş. Ve şunindek bakırlık tutadı bizde mesela diyelik. Kettara pulumuz bir nasıl ketip kalırsa içimizi açışıp kalırdı. Bu şu harislikten, hırsımızdan. Yani ki mesela diyelik saat 8'den 8 yarım geçen nah arzan bularken, skitke bularken, çekirme olarken deyse o şu vakti yapışamız hemimiz. Tayin ki o şu manfaatını kolye kırdış için. Bana şu uçluk harislik bulur. Yani insan uzunun manfaatı ki uç haris bulur bu. Tabii surat. Lekin mana şu uçluk onu ebedi manfaati gehen bosa o akıllı bulan. Fakat ötkinci manfaat için uçluk bosa yu. Ebedi manfaatini koldan keçişige parva kumediyen bosa bu akıllı nakıs kişi bulan. Sizi korunuşta her kanca zirek korunsayın. O akıllı bosa hem nefsige mağlub kişi. Yani ki imanı nakıs, ahiret hakkıdaki imanı nakıs kişi. Şimdi İlimge halislik kanaka boladı dese, kolizden ilim ketip kalışıdan hafızı reis. Mesela bir orta dersini utkazı varıştı haklamaydı. Bir orta derste çarçak olan uklap kalışını haklamaydı. Bir orta dersini yadlamasından utkazışını haklamaydı. Bir orta dersini unutup koyuşunu haklamaydı. Korkadı unutup koyuştan. Her eşitken dersesi, yani ki fayda alışı mümkün. Bugün cahiden uçluk bilen taşlanıp ilim alır. Ve onu koldan çıkartıştan korkadı. Tekrar kutladı, ders verdi, o hakkı sakladı. Yani ilimge uçluk şimdi oldu. Mal gibi bugün uçluk gibi hoşuyen bulu. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam etkiler ki iki de aç toymaydı diyorlar. Malge aç, ilimge aç. Malge aç hem toymaydı malge. Kança polik yok olsa, şunca köp, kança molik yok olsa, şunca yana bozun diyorlar. Bir de vadiyle tillege doldurup verirseniz, ikinci vadiyen bozsa dedi. Diyorlar hadis-i şerifte. İlim egesi hem uçuşunca buladı. İlimin manfaatını gören adam ilimge uçandığı uç buladı. O her kança okusa toymaydı. Her kança bilse kalmaydı. Çanka kalmasına yine bilgisi kele olaydı. Bana şu hırs değildi. Bana şu hırs. Hazreti İmam-ı Bukhari'nin Bukhari kılgen asasi sıfatların ikide bugün uzlarında etkenleri bittesi şu hırs bugün. Ennehemu fil ilim. İlimge toymaz açlık degenler. Kendi kılı bu hatırlığa eriştiğiniz degende ilimde toymaz açlık. İkincisi oşan neticesi bugünlerse köp kitap okuş. Bazı adam ilimi yaş görüldü lakin köp okuşka takatı bulmaydı. O hem alım bulurmaydı. Bazı adam okur adayı okuş gereken deyip ders kılışım gerek, imtihanı tapşırışım gerek. Lakin ilimi uzunca uç bulmaydı. Malını istegendeki, avukatını istegendeki istemeydi. O adam hem alım bulmaydı. Köp okusa hem alım bulamaydı. 10 yıl mektep yok ki medrese köyledi. Ondan ki yani 10 yıl magistratura doktorluk kıladı. Lakin neticede alım bulmaydı. Çünkü o şuncaki adet sıfatı da şehadet için okuyan. İlimi uzuge uçluk denmez. O adam alım bulamaydı. Çünkü bu kişi tepli ki ilimini alışıya haris bulsun. Birer bir kelimeni koldan kaçırmasın. Ustasının dersinde olsun. Başka bir arcayda bulsun. İmam Şafii'den sorarken de kendi talep kılasız ilimi degen de yegane oğlu bulup o şu oğlunu yokatken ana balasını kendi istese şunu da isteyemedi. Yani analar bile de. Şimdi oğlu tasavvur kılıyorsun. Balasını yokatsa uykusu kalmaydı. Yegane içine düşmeydi. Balasını tapmak önce. Bıra bulan gepleşir, bıra bulan külüşkeyen vakti bulmaydı. Belki o şu balasını kolge kilitik önce canı aramamaydı. Balasını tapılışı, balası tapılışı mümkün bugün her kandeyi tüyünük barki kirip çıkardı. Her kandeyi cay barki. Hatta ihtimali yok olsa hem bir kirip kurayla indirip istep çıkardı. Hele şimdi
qidiraman ilmni deganlar imom Shofiy. Shu manasi xirs shu. Mana shu xirs bo'lish kerak talib ilmda. Agar bunaqangi muhabbat bo'lmasa, u muhabbati bor ishni qilaverish kerak. Muhabbati bor odamlardan olib chiqadi. Yana so'rashganda bu ilmga erishishlari sabablaridan biri imom Shofiyning aytganlari, ilmdan bir kalima eshitsam, butun vujudim qulo bo'lib qoladi. Va butun tanam rohat oladi deganlar. Mana shunday hosil qilinadi ilm. Mana imom Shofiyni, imom Buxoriyni aytdik, boshqa ulamolar ham ana shunday bo'lganlar. Ilmga haris bo'lganlar, o'tib o'ch bo'lganlar. İmam Abu Yusuf oğulları vefat etkende, oğulları Bamdat'a geçe vefat etip koyan, Bamdat'tan keyle Hazreti İmam ders başlayanlar, Şam geçe, Akut'tan geçe ders kıyanlar her günü. Bamdat'ına meçitte okuşum gerek, ustaz bilen, Hazreti İmam bilen, derste katneşim gerek. Çünkü şimdi balam vefat etti, bunu kayıtışı imkansız. Allah'ın kaderiyken şu musibet, deyip koşunlarını çakırıp, koşunu karındaşlarını, sizler defın kıpkoyasınlar, yuvup tarafı. De balani o'ligini qo'shnilarga, qarindoshlarga topshirib darsga ketgan ekanlar Imom Abu Yusuf. Shunda aytibdiki, Abu Hanifaning yonlarida siz 20 yildan beri yuribsiz ta'sir. Birorta dars kechroq borsangiz bo'lar. Deganda aytgan ekanlarki, balam endi vafot etdi Allohning qadari. Ortga qaytmaydi men uni yonida o'tirganim bilan. Lekin agar men kech qolib borsam, 1 soat, 1.5 soat keyin Hazrat Imomni majlislarda bir foyda o'tsa-yu, men undan quruq qolsam, bolamni yo'qotgandan og'ir musibat u menga degan. Bolasini o'ligini qo'shnilarga tashab qo'yib ketganlar. Ana shu his bo'ladi. U siz o'ylamang, harislik deganda shu shunchaki qiziqish yoki eshitganda maza qilib qo'yish. Yo'q, harislik qo'ldan chiqib ketishidan qo'rqib bir narsani hosil qilishga intilish harislik deyiladi. Shuni aytibdilar. Haris bo'lsin ilm olishga. Ya'ni imkoni bor, bor kuchini sarflasin. Muvaziban alayh, bardavom bo'lsin. Nima uchun bardavom bo'lsin dedilar? Chunki ilm davomat bilan uzoq muddatda hosil bo'ladi. Ancha-muncha lug'at o'qib olib, adam ba'dan to'rtta hadis, bitta kitobni ko'rib olib, tarjimonlik bilan o'zini ahli ilm sanayotgan notavonlar, johillardir. Bo'lmam murakkab johil bo'ladi. Chalamulla tojilarda maqol bor. Mullayı çele kafir as deydi. Çele mulla kafirdir. Değil mi degen? Yani ilmi bütün olgan adam bilip gapiradi, doğru gapiradi. Bilmegen adam özünü çetke aladı, kutuladı. Ama çele bilgen bilemendi, bilmezdiğini bilmeydi. Gapirip hatta imanına putur yeter deydi. Öyle şundik, kemalge yetişi için berdevamlik ve uzak müddet gerek. Eğer berdevamlik bu mesela üzülüp kalsa ilim unutuladı. Çünkü ilimde ta'lim olishda boshlang'ich martaba bor, daraja bor, o'rta va yuqori daraja bor. Biz muntahiylar deymiz. O'sha muntahiylar darajasiga yetganda kishida ilm malakaga aylangan bo'ladi. Biz ilmni ta'riflarini ko'p aytganmiz. Ahli kalomning nazarida ta'rifi mantiq ahlini, ya'ni logika ulamolarining ta'rifi va yana boshqa ta'riflar bor. Odamlarning iste'molida ilm nima? Lug'atda ilm nima? Lekin odamlarning iste'molida palonchi olim degan so'zdagi olimning o'zagi bo'lgan ilm malaka deyiladi. Malaka nima? Malaka sifatun rosiha fil nafs. Insonning nafsida, insonning shaxsiyatida, qalbida yoki ruhida o'rnashgan sifat bo'ladi. U qanday bilinadi? Ilmni asosiy masalalari unda yod bo'ladi. Qaysi ilm bo'lsin, fizika bo'lsin, matematika bo'lsin, fiqh bo'lsin, hadis bo'lsin, farqi yo'q. Asosiy masalalari yod bo'ladi. O'sha ilmda, o'sha ilmning sohasi egalari aqliyatida fikrlay oladi. Va o'sha ilmda u tabiiy suratda fikrlay oladi, ijod qila oladi. Shu malaka bo'lgan bo'ladi. Ilm malaka darajasiga yetsa esdan chiqmaydi. Malaka darajasiga yetmay turib kishi ilmdan uzilsa esdan chiqadi. O'shaning uchun bardavom bo'lsin malaka hosil bo'lguncha. İlimde alim deganimizda o'sha mesela fiqhda alim desek, fiqhda aqli fiqhiy malakaga ega bo'lgan degan. Hadis ilmida alim desek, hadis ilmida malakaga ega bo'lgan degan. Hadisdan adam ba'dan yodlab olganki, shunchaki ijoza olgan emas u. Yo'q, balki malaka bo'lish kerak hadis ilmida. Uni tabiatiga singan bo'lish kerak o'sha ilm.
ruhiga singan bo'lish kerak. U ko'p mehnat va uzoq muddat talab qiladi. Shuning uchun muvozib bo'lsin, bardavom bo'lsin degani shu. Shuningdek, bardavomlik, mehnatkashlik bu asosiy samaraning garovi bo'ladi. Odatda ko'pincha talabalar, zihni yaxshi odamlar ko'pincha zihniga ishonadi. Natijada uzilib qoladi ilmdan. Yo'inki tezda hosil qildim, yetadi shu deb o'ylaydi. Mana shunda adashadi. Balki ilmda ustozga mulozim bo'lib yonida uzoq yurish kerak. Malaka u vaqt bilan shug'ullanish bilan hosil bo'ladi. Shunchaki yodlashni o'zi bilan hosil bo'lmaydi. Ana shu bardavomlik va ustozga mulozamat bo'lsa, ya'ni ustoz bilan birga bo'lish ham suhbatlik davomiy bo'lsa va ilmda bardavom shug'ullanish bo'lsa, o'sha narsa kishida ilmda malaka va haqiqiy darajani hosil qiladi, ilmiy darajani. Imom Abu Yusuf alayhi rahmat o'ta zehirli bo'lmaganlar. Zehirlari past bo'lgan ekan. Imom Muhammad o kishidan kichkina bo'lganlar, ancha o kishi zehirli bo'lgan. Hazrat Imom Abu Yusufni o'zlari o'qitib tarbiyalaganlar. Aytgan ekanlarki, "Kunta balidan akhrajatka al-muwazaba." Sen bir zehinsiz bola eding. Seni muvozaba, bu yerda aytgan muvozib bo'lsin deyapti-ku. Muvozaba degan bardavomlik, stabilnost deymizmi? Bardavomlik, davomiylik seni o'sha zehinsizlikdan chiqarib yubordi. Katta olim bo'lishingga, mujtahid bo'lishingga olib keldi. İmam Şafii'nin şagirdleri bugün İmam Buhayti. Aytadilar ki bazen ustaz 50 metre tushuntirardi İmam Şafii bitti mesela. Ben tushunamazdim. Ahire aklım kuplanıp kalardı. Barıp uyumge barıp dam al derdiler. Ben barıp dam al yetsem bir vakit eşiği takılıp kalardı. Açsam eşiğine İmam Muhammed ibn İdris Şafii'ye turgan bulardılar. Haliki meselelerini tushuntirip koyayım deyip kiyen bulardı. 51. metre tushuntirarken de. Şimdi kalıp o'shanday zehinsiz boladan imomi Buvayti degan faqfiq imomini yasaganlar Allohni tavfiq bilan. Demak, o'sha bardavomlik kerak bo'ladi, mehnat kerak bo'ladi. O'shuning uchun muvozib bo'lsin, bardavom bo'lsin. Olada uzilib 2 yil o'qib, 1 yil ishlab, yana 2 oy o'qib, 2 oy o'yinga ketib, yana ozgina o'qib, yana bir dam olib yurgan odamdan hech narsa chiqmaydi. Bardavomlik, uzluksizlik va uzoq muddat kerak. Shuningdek, 3ta mablag' qur'onni o'qitib, 4-uchinchisiga qo'shib turib, Sahih Buxoriyni boshlaydigan, lug'atni chalapucha bilib, tafsirga tushadigan manhaji buzuq, kaltafaham kishilar bor. Nafsi buzuq, sabri yo'q, yuzaki va soxta ilm shinavandalari ularga qiziqadi. Boradi 1 yil 2 yilda mulla olib fatvo aytishga o'tadi. Go'yanki chala mulla holatida. Chala mulla ham emas o'zi aslida. Ozgina lug'atni biladi-yu, tafsirga tushadi, hadisga tushadi. Mana shu eng buzuq, adashtiruvchi, zalolatga eltuvchi va zalolatda bardavom bo'lishiga sabab bo'ladigan buzuq manhaj hozir eng keng tarqalgan manhajlardan. Bu ham o'sha muvozabatga toqat yo'lidan, uzoq bardavom bo'lishga toqat yo'lidan chiqadi. Bu dinning va ilmning ofati bo'ladi. Bundan saqlanish kerak. Ilmga chuqur nafas olib, belni mahkam bog'lab uzoq muddatni niyat qilib bel bog'lanadi, keyin erishiladi. Biz ko'pincha aytamiz, odatda salafi solihlardan, tobeinlardan kelayotgan odat shuki, taqriban 20 yil sarflashgan bitta ilmga. Shunda o'sha ilmni haqiqiy malakasiga ega bo'ladi. Uni atrofida unga yordamchi ilmlar ham olib ulguriladi shunda. Shuning uchun bardavom bo'lgin bo'lsin deydilar talib ilm. Hamma vaqtida imkoni topgani qadar. Ya'ni siz imkon topgani qadar deganlari shuki, jismoniy imkon bormi? Bo'ldi. Kishi ilm olishdan to'xtamaslik kerak. Palonchi kelib qoldi, mehmon kelib qoldi, ishim chiqib qoldi. Biz ham dam olishimiz kerak, biz ham o'ynashimiz kerak, yozilishimiz kerak, hamma o'ynayapti, yozilyapti deyotgan odam hargiz olim bo'lolmaydi. U ilm olishiga imkon bo'lgan holatda ham ilm olmasdan o'ynayotgan odam u olim bo'lmaydi. Ilm olishga imkon borki daqiqasini ilmga sarflagan kishi olim bo'ladi. Shunga bu kishi bardavom bo'lsin barcha vaqtlarda deyapti. Ertalabda 2 soat, kechqurunda 2 soat emas, barcha soatlarda. Toqati yetkancha, har kim toqati har xil, toqati yetkancha. Dam olsin, o'ynasin mayli, uxlasin, mayli, o'yin kulgi ham qilsin. Lekin qaysi miqdorda?
o'sha aqliy mehnatga g'ayrat tiklash miqdorida xolos. Boshqalar bilan bir xil bo'lib yalpayish uchun emas. Bu endi talab ilm vazifasi olim bo'lmoqchi bo'lgan odamga. Endi olim bo'lmoqchi bo'lmasa, o'zi biladi, u 5 vaqt namozini o'qib boshqa ish qilaveradi. Bu olim bo'lmoqchi bo'lgan kishiga yoki Qur'onga ega bo'lmoqchi bo'lgan kishiga. Yana aytadilarki, "Va la yaqna bil qalili ma'a tamakkunihi min al kathir." Ko'p olishga qodir bo'la turib, imkoni bo'la turib, oz bilan qanoatlanmasin. Bir kunda 2 bet yodlashga qobiliyati bor. Bir bet ham yetadi demasin. Chunki umr qisqa va imkon g'animat. Hozir imkon bor, kelasi yil bo'lmasligi mumkin. Turli sabablar bilan otani bemorligi, onani hojati, o'zini sog'ligi, ustozni borligi, ijtimoiy imkoniyat, moliyaviy imkoniyat, imkoniyatlar turli imkoniyatlar birlashib kishida ozgina vaqt ilm olishga imkon tug'iladi. O'sha sabablarning birortasi kesilib qolsa bo'ldi, inson to'xtaydi ilmdan. O'shaning uchun u sekin olaman demas, yo'q, bor imkonni sarflab olsin. Bir kunda bitta kitob o'qishga qodirmi? Bitta kitob o'qsin. Yarimta kitobga qodirmi? Yarimta kitob o'qsin. 10 betga qodirmi? 10 bet o'qsin. Bor imkonni sarflasin. Ko'pga qodir bo'la turib, oz bilan qoniqmasin. Chunki hirsning natijasi shu. Hirsning sharti shu. Agar oz ko'pga qodir bo'la turib, ozga qoniqsa, u haris bo'lmaydi. Hirsli bo'lmaydi ilmga, ilmga o'ch bo'lmaydi. Lekin shu yerda bu kishi bir tanbih berib qo'yadilarki, o'sha ilmga ba'zan berilib ketgan talablar biroz haddan oshib, o'zini jismoniy quvvatidan ortiq narsani o'ziga yuklab olib, bir yo'li to'xtab qoladiganlar bor, bosh og'rib qoladiganlar bor. Ko'ngli xolamaydi, xolam yo'qolishi mumkin bo'lganlar bor. Bor shunaqa holatlar ko'p bo'ladi talablarda. Xususan Qur'on o'qiganlarda bosib 6 oy o'qiydi, keyin bosh og'rib qoladi, keyin o'qiy olmay qoladi, yillar o'qimaydi keyin. Ana shu naqa bo'lmasligi uchun bu kishi ogoh qilyaptilarki, "Ola yuhammil nafsahu ma la yutiq." Ma la tutiq. Yoki ma la yutiq. O'ziga toqat yetmaydigan narsani yuklamasin. Nima uchun desa, malollanib qolmasligi uchun. Mahofatan min al-malal va dayai ma hasal. Ya'ni malollanib qolib, ya'ni aqli malollanib qolib, qobiliyati to'xtab qolib, imkoniyati to'xtab qolishidan qo'rqib. Shuningdek, hosil qilgan narsasini ham zoya bo'lishidan qo'rqib. Ba'zan ko'p bosim qiladi odam o'ziga 15 pog'ona masalan zo'r yotlaydi. Keyin toqat tugab qoladida 1-2 yil o'qiy olmay qoladi. Keyin qarasa, haligi yangini olish yotursin, oldingi o'sha 15 pog'ona ham o'chib ketgan bo'ldi. Shunday qilib hosil qilgan narsasi zoya bo'lmasligi, yoki jismonan malollanib toliqib qolmasligi uchun shuni qo'rquvida aytamizki, o'zini toqati yetmaydigan narsani o'ziga yuklamasin. Va hada yaxtalifu bi ixtilofin nas va ahvol. Bu malollanish degan narsa har kimda har xil kechadi. Odamlarning turli bo'lishiga, holati turli bo'lishiga qarab turli. Birovga masalan, bir bet umuman og'ir emas, birovga bir bet og'ir. Birovga 10 bet ham og'ir emas, birovga 3 bet ham og'ir, va hokazo. Bu yerda bitta nozik nuqta bor. Ustoz shuni bilish kerak. Ustoz shogirdning qobiliyatini bir haftada biladi. Nimaga qodir, nimani epla oladi, nima unga to'g'ri kelmaydi. Shunday mohir bo'lish kerak ustoz. Shunga qarab berish kerak, toqatiga qarab, ya'ni toqatidan ortig'ini ham bermasin. Oz berib, kuchi bekor ham ketmasin. Ko'pga qodir bolani oz berib dangasa qilib qo'ymasin. Ozga qodir bolani ko'p berib bezillatib qo'ymasin. Bunga ustoz mohir bo'lish kerak. Yana talabni odoblardan o'yida ja'a ila majlisi shayx falam yajidhu intazaru. Shayxning majlisiga kelsa, shayxning oldiga kelsa, shayxni topa olmasa kutib tursin. Wala zama wala yufawwit wazifata. Shayxni kutib tursin, lozim, ya'ni lozim tursin degani ketib qolmasin va o'sha kungi vazifasini qo'ldan bermasin. Illa an yaxtalifa an yakhafa karohata shayxi lidalik.
Magaram shayxning o'sha narsani uni kutib turishini yoqtirmasligini bilsa, yoqtirmay qolib, yomon ko'rib qolishidan qo'rqsagina qaytishi mumkin. U qaydan bo'ladi, biladiki shayxni holatidan u ma'lum bir soatda o'qitadi. Boshqa vaqtda o'qitmaydi. Ana shuni bilsa, u o'sha o'qitish vaqtidan boshqa vaqt kelib olgan bo'lsa, kutmasdan ketsin. Shayxning holatidan biladim. Ma'lum o'zini har bir insonning xos vaziyati bo'ladi. Shogird biladi uni. Ustoz bu paytda baribir dars bermaydi, hozir kutib turganim bilan u kishiga malol keladi. Deb bilsagina qaytsin. Endi bu o'sha davrlardagi hadis ilmiga o'ch talabalar haqida ketyapti. Hozirgi davrda aksincha ustoz kutib o'tiradi, ustoz orqasidan yuguradi, talaba qochib yuradi. U ustozga malol keladigan dars qilish, vallohu alam, bilmadim, biroz joylarda qolib ketgan bo'lsa, umumiy holatda topish qiyin. Hozirgi yoshlar ilgari ham o'yin kulgi bo'lgan, hozirda shu narsa ko'proq avjigan, behuda narsalar, o'yin kulgi, ko'ngil xushlar avjigan. Shuning uchun toliblar u ustoz yo'q bo'lsa bayram qiladi. Kutib turib, dars olib, bugungi darsim qolib ketmasin deydigan odamni topish qiyin. Bo'ladi, kam juda ham. Ko'pchilik o'sha kuni bir kun dars bo'lmasa, o'sha kuni xursand bo'ladi. Dam olamiz ekan bugun deydi. Aslida ilmga o'ch odam o'sha kuni o'tganiga darssiz afsus qilish kerak. Va imkon qadar ustozni kutib, darsni olib qaytish kerak. Agar ustoz qoin vajada shayxona iman aw mushtagilan bi muhimmin lam yasta'zin alayhi. Agar bilsaki shayx uxlayapti. Yoyinki biror muhim ish bilan band. Undan kirishga izn olmasin, izn so'ramasin. Chunki bu unga malol keladi, uni ko'nglini buzishi mumkin. Bal yasbiru ila an ila ila istiqozihi aw faraghihi aw yansarif. Yoyinki ustoz, balki ustozni kutsin uyg'onishini, uyg'ottirmasin. Yoyinki band bo'lsa bo'shashini kutsin. Faroq bo'lishini kutsin. Yoyinki orqaga qaytsin. Ammo ustozni band bo'lib turgan ishidan chalg'itish yoyinki uxlab turgan joydan uyg'otishi durust bo'lmaydi. Odobdan emas. Mana bu yerda biz nozik bir nuqtani aytib qo'yishimiz kerak. U ham bo'lsa bu odoblarni muqobilida ustoz shunga yarasha bo'lishi kerak. Ya'ni shogirdini ilm olishiga uch hadis bo'lishi kerak. Qosimaxon domla degan kishi bo'lganlar Andijonda shu Qashqarda qochqin bo'lib, keyin 56-yil yillarimizdan taqriban qaytishgan Andijonda Devonovoy masjidida yaqinida dars berganlar. Shu kishini aytishadiki, biror daqiqasini qoldirmasdan talabiy ilmlarga dars berishga sarflardilar. Hatto oxirgi kasalliklarda, bemorliklarda o'sha o'lim to'shagida yotib ham dars to'xtatganmas. O'shanda ham dars berganlar. Mana shunday bo'lish kerak, ustoz ham buni muqobilida. Shogird kep soat 8 da keldi deb qo'yib 9 gacha uxlamasdan ustoz ham hadis bo'lish kerak. Endi o'shlanda hadis bo'lgan holatida ham ustoz charchab qolsa, imkon topa olmay qolsa, yoyinki ustoz aytgan paytdan boshqa vaqt kelib olgan bo'lsa, talab endi kutsin, uyg'onishini kutsin yoki faroq bo'lishini kutsin. Mana shunday. Odob ikki tomonlama yo'lga qo'yilishi kerak bo'ladi. Endi bu kishi sabr qilsin uyg'onguncha yoki bo'shaguncha yoki sal yoki qaytsin dedilar. Orqasida aytadilarki, "Vasabru aula, kutgani yaxshi. Sabr qilgani afzal." Kama kan ibn Abbas radhiyallahu anhu anhuma va g'ayruhu yaf'alun. Kutgani afzal, Huti ibn Abbas radhiyallahu anhuma va o'kishdan boshqa ulug'larimiz qilgani kabi. Ibn Abbas radhiyallahu anhu o'zlari yosh qolganlar, Rasululloh akram alayhissalotu vasallam vafot etganlarida 16 yosh bo'lganlar. Shuning uchun asosiy ilmlarni keyin katta sahobalardan olganlar. Sahobalarning oldiga borsalar, ustozlarining yoniga borib darvozasini taqillatmasdan tashqarida o'tirarkanlar. Toyinki ustoz o'zi sezib, yonki bir ish bilan chiqib, yonki biror kishidan xabar bilib chaqirsa, kirib dars olar ekanlar. Nimaga chaqirmaysiz desa, bezovta qilmayin deyman degan ekanlar. Balki o'sha va'dalashilgan vaqtga kelgan taqdirda ham keldim deb taqillatmasdan tek turar ekanlar. Ustoz o'zi o'sha vaqtni
bilib forig' bo'lib chaqirsa kirib dars olarkanlar. Mana bu ilmni odobi. Vaqt ketyapti deb o'yladi ba'zi odam. Yo, bu aynı ilimge sarflanayotgan vaqt. O'sha vaqtda birinchidan o'tirib dars ham qilish mumkin, ikkinchidan ilimga keltirgan mana shu odobi uchun unga ilim yuqadi. Unga ilim em bo'ladi. Qalbi ochiladi shu bilan. Qalb ochilgandan keyin boshqa odamlar 10 soatda oladigan narsani 10 daqiqada oladi bu odam. Chunki ilm odobi bilan, amali bilan kishining qalbiga yuqadi va kishiga nur bo'ladi. Shunchaki ma'lumot yig'ish kishida ilm hosil qilmaydi. Agar odobini kelishtirmasa, ilm unga manfaat bermaydi. Mana bu odoblar sizga suratda vaqt o'tkazayotganga o'xshaydi. Ammo aslida vaqtni yutib beradi oxirida. Chunki talibni bu odoblar qalbini ochadi, ustozini ham nazarini topadi. Ustoz unga mehr bilan, muhabbat bilan dars berishi shuni o'zi uni katta bir natijalarga olib chiqadi. Shu bilan birga bu odob bu shaxsni emas, ilmni odob bo'lgani uchun Alloh taolo o'sha ilmni hurmatidan shunday ilmga ehtirom ko'rsatganiga yarasha Alloh uni katta ilm bilan mukofotlaydi. Mana bu nuqtalarni yaxshi bilishimiz kerak. Shu bilan birga doim aytganimizdek, odob ikki tomonlama. Ustoz kutasanda deb unga beparvo bo'lishi ham joiz emas. Ustoz iloji boricha talibni vaqtini tejash kerak, unga omonat. Shogird ham imkon qadar ustozni odobini kelishtirish kerak, bu unga vojib. Tushunarlimi? Shunda mana haqiqiy salaf solihlarning yo'li manhaji hosil bo'ladi, ta'lim olishdi, ilm olishdi. Ibn Abbos roziyallohu anhu shunday qilarkanlar. U kishi qaydan olgan buni? Rasul akram alayhisolatu vasallamdan o'rgangan bu odobni. Bu odobni sahobai kiromlardan o'rgangan. Ilmda beodoblik, beodob bo'lish, ustoziga odobni kelishtirmaslik va buni go'yoki bir qoloqlik deb hisoblash bu ayni ahmoqlik, johillikdir. Va xudbinlik beodoblikdir. Balki bu odoblar ayni sunnat. Mana hozir Ibn Abbosdan ko'p eshityapmiz biz roziyallohu anhu. Va u kishidan boshqa salaflar ham shunday qilgan. Demak, bu odoblar keyingi ulamolar to'qib chiqqan narsa emas, balki salafi solihlardan kelayotgan an'anaviy saqlanib kelayotgan odoblardir. Wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihadi fi at-tahsili fi waqt al-faragh. Endi yana bir lozim bo'lgan nuqtani aytadilarki, bilish lozim bo'lgan yana o'zini tirishqoqlikka ko'ndirsin, undasin. Ilmni hosil qilishda tirishishga ki bo'sh paytlarida. Bo'sh paytlarida ilmni hosil qilishga qattiq mehnat qilishga o'zini o'rgatsin. Shuningdek, g'ayrati jo'shib turgan paytlarda ham g'animat bilsin. Badani sog'lom, baquvvat bo'lib turgan, xotiri tinch bo'lib, aqli sergak turgan payti, mashg'ulotlari kam bo'lgan paytini g'animat bilib, o'sha vaqtlarda ko'p hosil qilishga qattiq tirishsin, nafsini shunga undasin, o'zini shunga undasin. Toyinki dangasalik, bekorchilik yoki futur hosil bo'lishidan oldin yoki biror bir martabasi ko'tarilib qolib, band bo'lib qolishidan oldin. Kishi odatda yoshi kattaysa, oilali bo'lsa, jamiyatda qanaqadir o'rin tutsa, unga mashg'ulotlar paydo bo'ladi. Birovlarga murojaat qiladi, boshqa qiladi. Birovlarning mas'uliyati zimmasiga tushadi. O'sha narsalardan oldin yoyinki quvvati ketib, quvvatsiz bo'lishidan, ko'zi quvvatsiz, aqli quvvatsiz, badani quvvatsiz bo'lib qolishidan oldin. Yoyinki turli sabablarga ko'ra xotirasi, zihni yoki nafsiyatida quvvat pasayib ketishi, dangasalik tortib qolishidan oldin g'ayrati jo'shib turgan, badani baquvvat, aqli tetik turgan paytini g'animat bilib, o'sha vaqtda ko'p hosil qilasiz. Mana bu yerda bir nuqta shuki, yoshlarni umrini g'animat bilish kerak. Katta bo'lganda o'qib oladi, eskirganda deyish noto'g'ri narsa. To'g'ri, majburlab bo'lib kaltaylanmaydi. Lekin undash kerak, yo'naltirish kerak, yoshligida ko'p hosil qilish kerak. Yodlash davrida ko'p yodlatish kerak. Masalan, 8 dan 12-15 yoshgacha bo'lgan davr ko'p yodlash davri. Undan keyin fikrlash, hosil qilish, ya'ni ilmni hosil qilishda fikrlash, tadqiq qilishlar qo'yiladi. Yodlash yoshida
6 yaştan başlayıp 16 yaşgacha, 15 yaşgacha en çok yodlash kerak bo'lgan yaş. Kur'an'ını hem şu vaqtda yodlash kerak, hadislerini hem başka ilim metinlerini hem. Keyin ham yodlasa bo'ladi, lekin en munosib paytlar shular. Şu paytlarni g'animat bilish kerak. Undan keyin ham albatta bar davom yodlaydi o'lguncha. Lekin en asosiy ilimlerini, uzaklarını şu paytda hosil qilish kerak. Shunda kişi keyin yaxshi natijaga yetib oladi inshaalloh. Shunga deblar ki, martabasi ko'tarilib, ish ko'payib qolishidan oldin ilmni hosil qilishga hadis bo'lsin. Ijtihod qilsin, tirishsin. Faqat qala amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallohu anhu tafaqqahu qabla an tusawwadu yaki tasudu. Ma'nahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba' qabla an tasiru sadatan. فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. حضرت عمر رضي الله عنه أتكلر كي رهبر بما يترب متسدب بما يترب دين ده فقه بالوالينلر يعني علمني يحش حاصل قلين علمني دينني yaxshi o'rganib olgan. Hamma ilmda ham xuddi shu. Hazrat Navoiy aytganlaridek, yigitlik tayiq ilm maqzani, qariliq chog'i xarj qilig'ini deganlar. Keksaymay turib, yoshingiz ulg'aymay turib, bosh bo'lmay turib faqih bo'ling. Ma'nosi shuki, deydilar, o'zingizni salohiyatingiz, kamolotingizni to'liq hosil qilishga tirishing. Hali o'zingiz siz hali ergashuvchi bo'lib turgan. Hali bir narsaga bosh bo'lmagan holatingizdan. Chunki agar shu bosh bo'lib qolsangiz, rahbar bo'lib qolsangiz, mutasaddi bo'lib qolsangiz, odamlar ergashadigan kishi bo'lib qolsangiz, keyin ilmni olishdan to'xtab qolasiz. Nimaga desa, go'yanki martabangiz ortib, ilm olish sizga kichik sanalib qoladi yoki mashg'ulotingiz ko'payib qoladi. Albatta haqiqiy talib ilm hech qachon o'zini katta olmaydi, hech qachon ilmga to'ymaydi va hech qachon necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar yetar shuncha o'qiganim demaydi. Imom Jazariyni aytiladiki, 80 dan oshib vafot etganlar 80 yoshida ham 8 yoshlik talib ilmga o'xshardi deydilar. Bir narsa yangi narsa eshitib qolsalar qo'ldan chiqarmaslikka o'rgangan, haris bo'lgan. Bir narsani bilib qolsalar yangi bir ilmdan bir narsa o'qishga ma'lum bo'lsa xursand bo'lib yayrab ketardilar. Xuddi yosh boladaqa ilmga talpinardilar deydilar. Odatda talib ilmlar yoshligida haliga ko'zi chaqnab turadi, har narsaga o'zini uradi ilm uchun, ilm olish uchun. Lekin sal yosh katta bo'lib qolgandan keyin xotirjamlashib ancha muncha ilmni eshitsa ham boshqa bilganim ko'pu deb xotirjam bo'lib qoladi. Imom Jazariy shuni qo'mgan ekan. Imom Jazariy o'sha umrlarini oxirigacha xuddi yangi talib ilmday qiziqqon va juda ham bir g'ayratli hadis bo'lgan ekanlar ilmga. Mana bu sifat ulamolarga lozimdir. Shu sal yosh katta bo'lib qolsa duo bo'lib aylanib olish, sal ozgina katta bo'lib qolsa shu faqat yig'inma-yig'in yurib shunchaki bir duo pato qilib qo'yishga o'rganib qolish bu ilmni ofati hisoblanadi. Abu Rayhon Beruniy hammamiz yaxshi bilamiz. Oxirgi kasalliklarida o'rtoqlari kirgan ekanlar. Aytadiki, bir kishi gaplashib o'tirib bir farsiy baytni aytdi. Shunda Beruniy takrorlagan dedi, xodimga aytdi, qog'oz bilan qalamni ol, yozamiz. Bir farsiy bayt, bunaqa katta murakkab narsa emas. O'shani olib yozib, yodlashga tushib qoldilar. Bu yoqdagilar aytdiki, taqsir shu holatda, ya'ni o'lim to'shagidasiz. Shu holatda ham shu shunday bir bitta bayt uchun shuncha o'zingizni urintirasiz. Deganda Abu Rayhon Beruniy aytgan ekanlarki, o'sha Ahmad ibn Muhammad aytgan ekanlarki, Alloh subhanahu va taoloning huzuriga bir narsani bilib borganim, bilmasdan jahil bo'lib borganimdan yaxshidir. Ko'rasizmi, ilmni Allohning huzuriga eltguncha olib borguncha olishgan. Bu Allohning huzuriga olib borish niyatida, Allohning huzurida olim bo'lish niyatida olishgan. Boshqalarning oldida olim bo'lish emas, Allohning huzurida olim bo'lish niyatida ilm olganlar. Shuning uchun Allohning huzuriga borguncha ilm olganlar. Mana shu haqiqiy talib ilmning sifatidir. Haqiqiy ulamolarning sifatidir.
şu Hazreti Umar radıyallahu anh'ın gepleri ki mertebez ulu kop koyandan keyin ololmay qolas. Bu bizi adetinden kep çıkıp etkiler. Ama bazı bir ulamalar Abu Rayhan Beyluni başlayan, Abu Yusuf'tan hem şunu başlayan kısa var. İmam Cezeri'ler ahirge lahzası geçe ilim alışından tuhtarmayanlar. Şimdi bazılar o şey mertebesi kütarılıp kalıp, kette alımge okşap kalıp ilim alışını özge epkirin okuyor şu mümkün. Bazılar özge epkir uğradı. Lekin vakti bu muydu, imkanı bu muydu? Başkalar gelip ondan ilim alışı onge zarura bu kalır. Çünkü damla hindistan'ı etken ekerler ki uzundan 250 ilimde yukarıda kişinin bilgenimde barıp yanında tiz çöküp ilim alardı. Yüzge kirgen payette hem şu yapayet gelirler. Hakiki alım için de böyle. Ama bazı kişilerde ya o şey özüge özünü yukarı tutup kalıştan katta adam bu kalırdan. Ya inki o özünü katta amay diyor. Lekin imkanı yangi ilim alışı kebom yukarıdı. Meşgulat köprü giden. Yani şu haletlerde düşmeyi durup fakih bol olayım. Dinini yakşı örgen olayım. Başka ilimde hem o düşü. İlimini yakşı egellep olayım degen ekeller Hazreti Umar. Bu kişi şu nasihatini etiyebilirler. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه تفقه قبل أن ترأس فإن رأست فلا سبيل إلى التعلم إمام الشافعي كان كلر كي هو تشمانان تكرر لكن كلر باش بومي ترب فقه بولبال يعني دين ماهية بلن عنليديون عالم بولبال چونكي باش بوغنين دنكين تفقه جاء alim bo'lishga yo'l qolmaydi. Keyingi faslda aytadilarki, "Wa yamagha an yubakkira bi qira'atihi 'ala ash-shaykh awwal an-nahar li hadith an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam, Allohumma barik li ummati fi bukuriha." Odoblardan yana biri shayxga o'qib beradigan soati ertalab kunning avvalida bo'lish. Kun avvalida dars olish, xususan Qur'oni Karimda shu. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ey Allah ümmetimge tanglere de bereke bergin diyenler. Tang bu Bamdat'ke aza etkenden keyin Bamdat okulgenden keyin bir peyit. O şey peyit Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ümmetke bereke tilegen peyit. Hatta bazı sahabeler savda kervanlarını Bamdat'ten keyin çıkarışken yolge. Tayin ki o şey duage ilaşıp kaleyliko savdamızda bereke bulsun diye. O'sha ertalabki vaqtda baraka bor, o'sha vaqtdagi baraka degan nima degan? O'sha vaqtda qilingan ish unumli bo'ladi, xayri, yaxshiligi ko'p va o'suvchan bo'ladi. Xususan ilmda shu xosatan Qur'oni Karim yodlashda. Ertalabda ustozga topshirish, ustozga o'qib berish, ertalabda dars qilish, hech bo'lmaganda inson o'zini darsini qilishi u kishining ilmiga baraka beradi. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın bereket ilip kılgen dualarına ilişken buladı. Ama ertelep Bamdat'tan ki uhulab yatırsa, çünkü ayetledik ki ulamalar, Bamdat'tan ki uhulab yatken talibini görsen, Türk tekbir ayetip cenazesini okuyor dedi. Bamdat'tan ki uhulab yatken talebe hiç kaçan alınmamaydı. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın bereket ilip kılgen dualardan mahrum ve ertelep ki Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetinden mahrum. Şunindik, o ertelep Bamdat'tan ki kule yaptı mı o şu muhim payıttı. Demek o adam ilimge harismez. Şunun için o kişi ilimden bereket tapmaydı. Şunindik, savdalarını hem ertelep kıyan yaş. Elbette Bamdat'tan onun keçesi bilemez. Belki ertelep de yani künle evveli de kılıçlık yaşı bulundu. Ama ertelep her gün 11 geçe 10 geçe okulaşına adat kılıç bu kişinin umurunu berekesini ketkez ediyen kasb-u karını yu, işlerini yu, berekesini ketkez ediyenlerse. Bereke bu köprüyü de boylamayın. Köprüymez belki o şey her bir işteki yakşilikini, manfaatinin kişiye köp buluşu, berdevam buluşu bereke değil. Elbette köpünce köplük bilen hem aksiyeted. O en bagi alla yu'thira bi nevbetihi gayrahu. فإن الإيثار مكروه في القربى بخلاف الإيثار بحظوظ النفس فإنه محبوب. Aytadılar ki adablardan biri
o'z navbatini, darsdagi navbatini boshqaga berib yubormasin, boshqani o'zining navbatiga ustun qo'yib ko'rmasin. Nima uchun desa, chunki qurbat amallarida, Allohga yaqin qiluvchi amallarda, ibodat amallarida, ya'ni boshqani muqaddam qo'yish, boshqani o'zidan o'tkazib yuborish uchun oldiga surish, boshqani o'zini o'rniga qo'y, o'zini o'rnidan yuqori, o'zidan ko'ra boshqani afzal ko'rish o'z o'rniga, bu makruhdir deydilar. Nafsning nasibalari bo'lgan dunyo ne'matlarining xilofida. Chunki u mahbub ishdir, yoqimli ishdir. Ya'ni Allohning huzurida mahbub amaldir, suyukli amaldir. Ya'ni kishi nafsini istagi bo'lgan narsa, masalan go'sh, o'zingiz yemasdan birovga berib yuborishingiz afzal. Bu juda ulug' ish. Yoyinki deylik, masalan bir imkon bo'lib turibdi sizda, boshqada o'sha imkon yo'q. O'sha boshqa odamga o'zidagi imkonni tortiq qilishingiz, bu juda ulug' amal. Va sahobay kiromlarning amallari, ansor va muhojirlarning axloqi, Rasul akram alayhisolatu vasallamning doimiy sunnatlari. Lekin deydilarki, bu nafsning nasibasi bo'lgan, dunyo ne'matlari bo'lgan narsalarda, ammo oxiratga erishtiruvchi amallarda, savob beruvchi amallarda, Allohga yaqin qiluvchi amallarda boshqani oldinga qo'yish mumkin emas, balki o'zi kishi musobaqalashib uni qo'lga kiritishni payida bo'lish kerak. Masalan, ikkinchi safda o'tiribsiz namozda. Birinchi safdan joy ochildi. Yonizdagi odamni o'tkazib birinchi saf savobini unga ilinganingiz yaxshimi? Yoyinki siz undan ko'ra tezlik qilib, talashib yurib bo'lsa ham birinchi safga chiqib olib savobni olganingiz yaxshi. Shu to'g'rida bahs bor o'zi fiqh kitoblarida. Bu kishi endi o'sha ibodat amallarida boshqani muqaddam qo'yish o'zidan makruh deyaptilar, lekin Hanafi ulamolaridan bir qanchalari uni joiz balki afzal deganlar. Masalan, o'sha birinchi safga bir kishini o'tkazib, o'zi ikkinchi safda qolsa, kishi ikkita savob oladi. Ham birinchi safga o'tganini savobini oladi, ham boshqa birodarini o'zidan muqaddam qo'yganini savobini oladi deyishgan. Bu kishi endi o'sha dars navbatini qo'ldan bermasin deyishlaridan bo'lib, darsga haris bo'lishni qutulmoqchilar. Lekin vaqti keladi, bir kishi o'sha sharoitga qarash kerak. O'sha boshqani o'zini o'rniga qo'yishni dars navbatida. Darsga harislik, ilmga harislikka zid bo'lmasa, qissa bo'ladi. Bu kishi o'zlarining mazhablari bo'yicha bu ishni makruh deyaptilar, lekin biz ulamolardan bir qanchalari buni ruxsatini berganlar. Unga ikkita savob bo'ladi ham deganlar. Imom Nofiy Madina qorilaridan Hazrati Imom Malikni davrlarida bo'lganlar. 70 ta tobeindan Qur'oni Karimni olganlar. 10 ta qiroatni birinchisini egasi Madina qiroatining sohibi bo'lganlar. Imom Nofiyni dongi ketib hamma joydan toliblar oqib kelganda Misrdan bir Usmon ibn Said degan yigit boradi. Borib, u kishining halqasiga kiradi. Imom Nofiy bitta bolaga 10 oyatga izn berar ekanlar. Undan ortiq vaqt yo'q, chunki butun ansor va muhojirlarni farzandlari, avlodlari Imom Nofiyda o'qishgan Madina ahli. Imom Nofiy holbuki qo'ldan chiqqan odam bo'lganlar. Qora tanli odam bo'lganlar. Lekin ilm insonni shu qadar aziz qilgan islom jamiyatida. Ansor va muhojirlarni avlodlari, sahobalarni avlodi emas, balki ana shu Imom Nofiy kabi mavlolardan chiqqan kishida o'qishgan ekan. Shunda Imom Nofiyni huzurlariga Usmon ibn Said boradi. Boshqa bir o'rinda uni hikoyasini aytib berganmiz. Xulosa kalom, bu kishi o'qib bermoqchi bo'ladi. Bu kishi Misrdan bo'ladi. U kishi aynan Imom Nofiyni qiroatini olish uchun borgan bo'ladi. O'zi hafiz Qur'on. Shunda Imom Nofiy vaqt yo'q, joy yo'q deyishlarini qo'ldan qo'rqib, bir odamni o'rtaga shafoatchi qilib kirgizib, Imom Nofiyni o'rtog'ini o'rtaga qo'yib turib kirib boradilar halqaga. Shunda 10 oyat o'qib bergandan keyin bo'ldi, to'xta deydilar. Bir kunlik hissa 10 oyat xolos. Yetadi shu deydi. Endi u Usmon ibn Said Varsh deb ustozlar laqablaganlar Imom Nofiy. Bir qushni nom bilan, Varshan degan qushni nom bilan ataganlar, shu qushga o'xshatib erkalatib. U Usmon ibn Said faqat shu uchun yuribdi Madinada, qaytish kerak tezroq. Buni ko'rgan muhojirlarni avlodlarini boshi bor ekan, guruh boshi. U yigit turib aytar ekanki, ey imom,
Men özümü onu ayet kıssam verdim şu yigitke. Bu ate kıraat üçün mü sefer kıptı, ilim üçün sefer kıptı. Biz şu yerdeki adamımız. Men verdim şu dediler. Onu ayet kıssasını. O şekilde dersini, kıssasını bu kişiye tartıştı. Çünkü bu arada bir kişi gitmese oranı ki, bir adamı almasa, yenge cayı yok. Her ertemenden geç geçe bugün o kişinin ders verildiğin vakti, her 10 saniyesi ya ki 10 ayetli vakit, onu ayet bölen tola. Her bitti talip şunçadan okberedi. Bir artasını düşürüp koyup oraya kirgizilmesi, oraya sadır bulmaydı. Çünkü 10 ayet bol diye tercih ettiler. Deseler, elgi muhacirlerini kettesi, muhacirlerinin avlatlarını başı, bugün kişi etmiş ki yiğit, ey ustaz ben özümü onu ayet kıssam verdim. Ben okumaya koyuyorum. Bu oku versin. Çünkü bu misafir ateşi o çünkü. Onu ayet oku verdi, okudum yani dediler. Osman bin Said. Ki ansarlarını avlatlarının başı bugün yiğit durup ey ustaz ben hem özümü onu ayetimi verdim. O ikinci yiğitin hem onu ayetini okudum dediler. Neticede 30 ayet okudum. 30 ayetten okup kendini tüket vergen ben. Kur'an dediler. Osman bin Said bir yıldan aşık durgenler. Ve gelip Mısır'da o şakırı altını terk etkenler. Ahirge Osmanlı halifesi devrede Mısır'da Hafs rivayeti küçeyip gitken, terk edip gitken azar ulamalarını şu kıraat azamlar yengil deyip verdiğin bayanatlardan kip çıkan deyledi. On geçe varş kıraat bugün Mısır ahlige. Hammege ammeyu Kara hammasiga varş kıraatı, İmam-ı Nafi'nin kıraatları King Tarkıyamı'nın hazıran bazı Afrika velayetlerinde, yani az Arap diyarlarında varş kıraatı okuşadı. Mesela Mağribliler varş kıraatı okuşadı. Ana şu hadisanı kaydedigen bu sek, halde iki yigit öz navbetini birdi. Karan ki o şey iki yigitin namını biz bilmemiz. Lekin onlar özü bilmegen halde kıyamet keçe devam etedigen bir kıraat varş kıraatıge sebep kalıştı. İnşallah o şey imamı varştan keliyken kıraatından ilimden, hasıl bulgan sevaplardan onların nasibesi var. Çünkü onlar özlerinin nasibelerinden keçip o şey Osman ibn-i Said'ini özlerinden mukaddem koyuşken. İnşallah o şey kıyan emellerinden her bir varş kıraatı okuyken kişilerden onlarla acil bağlıdırlar. Çünkü bizim mezhep ulamaları kurbet emelleri de hem başkanı mukaddem koyuş caiz deyip etkendir. O şey iki giden kavram bugün oladı. Lekin bura bilmedi şunlarını. Onların kıraatı ki biz geçe kemeken senediler. Ama imam varsın iki giden. Bu hem bir Allah'ın hikmetlerinden kişi bilmeydi kimden devam etti. Çünkü her bir talibini özüge has bir haletini raya kılış gerek. Bilmeysiz yanınızda yürgen adli talep olup durgen adam erdiğe hakiki din hadim bu kalıdı, hakiki Kur'an hadim bu kalıdı. Onun için her bir talip özünü etrafındaki talibi ilimlerine alahide ihtiramda bulsun. Onlarla yaşlılık kısın kereyi bulsa ve şu kurbette hem onlarla mukaddem koysun. Acabmez ki gelecekti o şeylerin ilminden alınca manfaatten bu hem nasibedar bulsa. Ozu agen kıraatı devam etmezden onu kıraatıdan onge acır kiptirse acabmez. Çünkü mesela o şey iştikmegenleri de hem imam varşı oku vererdi. Bir yıldemez üç yılda oku vererdi mesela. Lekin onlar o şey acırdan mahrum bulardılar. Onlar özlerinden mukaddem koydular biraderlerini, misafirini. Neticede onun kette hayru berekesiye onlar vasıtı bu kaldılar. فَاِذَا رَأَ الشَّيْخُ الْمَصْلَحَةَ فِي الْاِثَارِ فِي بَعْضِ الْاَوْقَاتِ لِمَعْنًا شَرْعِيٍ فَاَشَارَ عَلَيْهِ بِذَلِكِ اِمْتَثَلَ اَمْرَهُ Şimdi eğer şeyh o şey birer şagirdke kurbette biraderini mukaddem koyuşu, aldınge sürüşünü, uzdan yukarı koyuşunu faydalı de bilip, birer menfaat düşündük, uzdan şeyh şünge eğer şer'i bir manadan kep çıkıp büyür ediyen olsa etkenlik iledi. Yani o kurbet emeli de biraderini aldınge sürüldü. Yine adablardan o mimme yecebu aleyhi ve yeteekked ve yeteekkedul vasiyyetu bih ellâ yehsuda ahaden min rufkatihi ev gayrihi ala fadiletin razakahullahu iyyaha. Yine talibi ilimge vacib bolgen onge takidle beytledigen nasihat şu ki uzunin şerikleri ve onlardan başkalardan ham birer kişiye haset kılmaz.
Allah unga bergan rizq qilib bergan bir fazilatida hasad qilmas. Masalan, zehni o'tkir bo'lsa, uniki o'tkir, meniki yaxshi emas, uniki ham yo'q bo'lib ketsa, hasad nima? Hasad ne'mat berilgan kishidagi ne'matni ketishini orzu qilish. Masalan, boyni ko'rib men ham boy bo'layiz bo'lsam-u desangiz, havas, hasad emas. Boyni ko'rib shu kasal bo'lib ketsaydi, shu sinib ketsaydi desa, shu hasad bo'ladi. Bir odamni zehnini ko'rib, men ham shunaqa zehnli bo'lsam deb u istasa, bu havas. Ama şunu zihni yoğup ketseydi, paça yoğup ketseydi, men paça yoğandığı dese, ben zihnim pas bulandığı, onu ham zihni pas bulup ketseydi dese, ana şu hasad bulur. Yani nimetini ketişini arzu kılış hasaddır bulur diye. Bulur diye nimetini ketişini arzu kılış hasad bulur. İstaş hasad bulur. Ama şunu hasad kılmasın. Kupunca şu ders daşlarda, ting daşlarda hasad payda bulur. Çünkü bazı ulamalar kelamul akran yutva ve la yurva deyip kaydı etip koyuşken. Ulamalarını, uzlarını, ortağları hakkında etken gelipleri uğrap koyulur orada, ayıtıp oturulmaydı diye. Çünkü köpünce münafasa diyemiz, birbirine takaşış, keleş, böyle müsabakalaşış, uz uzdan kişilerini kalbinde hasat fayda koyar. Neticede birbirine hakkında yaman fikirde, yaman oyda, yaman niyet top kalışı mümkün. Bu elbette günah. Yomonlarsa shuning uchun bu kishi xususan talib ilm uchundan ehtiyot bo'lsin deb qaytadilar. Hozirda bu o'rtog'ingizga kichkina ishni ustida hasad qilasiz o'rtog'ingizga. Lekin vaqt keladi, o'sha hasad katta edi. Boshida hasad oddiy orzuga o'xshab ko'rinadi. U ham sinib ketsa edi, u ham o'qiy olmay qolsa edi, u ham kambag'al bo'lib ketsa edi, masalan, bolga qarab, mansabdorga qarab bu ham yiqilsa edi. Degan oddiy o'y o'tadi yoki istak o'tadi. Lekin shu narsa borib-borib harakatga olib keladi. Kishilarning orasida adovatga va bir-birini chalishga olib keladi. Ko'pincha nima uchun bir-birini sotib qo'yadi? Hasaddan. U sinib ketsa, men shu bilan bir yutuqqa erishaman deb o'ylaydi. Go'yanki raqobatchingiz yiqilsa, siz o'sadigandek tuyuladi. Shayton shunday ko'rsatadi. Holbuki raqobatchingizni sizga o'xshagan olim yoki boyni yiqilishiga bog'liq emas sizni boy bo'lishingiz yoki olim bo'lishingiz. Lekin shayton o'sha hasaddan shu narsaga olib keladi. U hasad agar qalbning o'zida shunday tug'ilishini o'zi gunoh. Ammo u harakatga keltiruvchi kuchga aylangan bo'lsa, u o'ta katta ofatga aylangan bo'ladi, unga kechirilmas gunoh bo'ladi. Bir-birini ustidan yozish, bir-birini ustidan chaqish, bir-birini yiqitishga harakat qilish. Mana bu narsalar hasadın en yaman afetlerinden bu katta zulümdür ve Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hasad ot otunni yegan kabi amellerini yeb bitirir degandir. Hasad bu kırıcıdır. O saçını emas dinini kıradı degandir. İnsanı dinden masuva kıladı. Dindarlığını ketkezedi. Çünkü talib-i ilim bundan hazır bolsun. Şunindek ve alla yagdaba binefsihi bima khassahullahu ta'ala. Shuningdek Alloh subhanahu va taolo bir birodariga bergan narsa, xos qilib bergan narsadan g'azablanmasin. Achchiqlanmasin. Nimaga unga bo'ladi-yu menga bo'lmaydi deb. Muxlisi ortib ketib qolsa, atrofida kishilar yig'ilsa bundan hasad qilmasin. Hozirda ham ilgari ham shu ahli ilmlarga kelgan eng katta ofatlardan biri shu bo'lgan. Kishi agar nafs tarbiyasini qilmasdan talabi ilimga kirishsa, tasavvufni olsa-yu fiqhni olmasa, natijada mana shunaqa illatlarga ro'para bo'ladi ko'pincha. Ko'rinishda ahli ilm bo'ladi, lekin qilayotgan ishini ko'rsangiz, istayotgan niyatini, istagini ko'rsangiz, fosiq ham qilmaydigan ishlarni qiladi. Hasaddan bir-birini ko'rolmaydi. Qo'shni masjidda jamoat ko'payib ketsa, buni g'ashi keladi. Va hokazo. Bu narsalar, xususan mansablar yuqorilashgani sari kuchayib boradi. Bu insoniyatning eng katta ofatlaridan. Hasad shaytonni kibrlanishi va hasadi osiyligiga sabab bo'ladi. Qobilni Hobilni o'ldirishga undagan narsa ham hasad bo'ladi. Insoniyat tarixidagi birinchi gunoh ham va birinchi qotillik ham hasad sababli yuzaga kelgan. Hozir hattoki millatlar millatlarga hasad qiladi. Mustamlakachi mamlakatlar mazlum mamlakatlarni orasidan bir yetakchi chiqishidan qo'rqishadi. Ularning orasidan bir islohotchi chiqishidan qo'rqishadi.
ular boqmanda bo'lib qaram bo'lib qolishlarini istaydilar. Hasad xalqaro miqyosda ham katta ofatlar, musibatlarga olib keladi, nafaqat kichkina shaxslarni orasida. Xalqaro miqyosda, hatto davlatlarni orasida katta ofatlarga olib kelgan, olib kelyapti hozir ham. Shuning uchun hasaddan saqlanish kerak, xususan talib ilm. Qaddamna izoha hada fi adab ash-shayx. Shayxning odoblari to'g'risidagi bayonotimizda buning izohini yuqorida keltirganmiz. Va tariquhu fi nafyil ujb. An yuzakkira nafsahu annahu lam yuhassil ma hassalahu bihawlihi wa quwwatihi. Wa innama huwa fadlun min Alloh. Eng kishida hasad paydo bo'lmasin va ujub ham. Ujub o'ziga o'zi baho berish. O'ziga o'zi baho berishni ketkazishning yo'li shuki, kishi o'ziga o'zi eslatsinki, u erishgan narsasiga o'z quvvati va harakati bilan erishgani yo'q. Balki u erishgan narsa Allohning fazlidan, ya'ni o'z marhamatidan bergan atosidan boshqa narsa emas. Shu undagi ujubni ketkazadi. Kishi shu e'tiqodni haqiqiy qalbida joylay olsa. Qalbida haqiqiy joylay olsa. Ula yanbaghi an ya'jaba bi nafsi yoki yu'jib desam bo'ladi, an yu'jaba desam bo'ladi. Bu yerda ya'jaba debdilar. An ya'jaba bi shay'in lam yaqtari'hu bal awda'ahu Allahu ta'ala fi. Endi o'sha odam bilishi lozimki, ujubni qaytarish uchun. U o'zi bir ixtiro qilib, ishlab chiqqan, kasb qilgan narsasidan, ya'ni inson o'ziga o'zi baho bersa agar, nimaga baho bergan bo'ladi? O'zida masalan zehniga baho bersa agar, yoki xotirasiga, fikriga baho bersa, o'sha zehn xotirani o'zi hosil qilganmi yo Alloh bergan? Alloh bergan. O'zi ixtiro qilmagan, balki Alloh sab qo'ygan narsa bilan ajablanmasin o'zi. U bilan o'ziga o'zi baho bermas. O'ziniki emas-ku u. Masalan, birovga to'nini kiydirib qo'ysa, chiroyli to'n bo'lsa, maqtanasizmi shu bilan? To'nsizniki emas-ku. Xuddi shuningdek sizlarga ne'matlar Alloh berganmi? Siz undan kibrga, ujubga ketishingiz, o'zingizga o'zingiz baho berib, o'zingizni bir fazilatli inson deb o'ylashingiz, bu aqidaning buzuqligi, haqiqatni inkor qilish, voqeaga zid tafakkur qilish. Shuningdek Allohga mansub narsani, Xoliqqa mansub narsani o'ziga nisbat berish. Xoliq ulug'lanishi kerak bo'lgan o'rinda o'zini ulug'lash. O'shuning uchun ujub gunoh kabira bo'ladi. O'zidagi qobiliyat yoki imkoniyatga baho berib, ujubga ketmasin, bundan saqlansin. Mana shu narsani fikrlashi kishini ujubdan to'xtatadi. Va tariquhu fi nafil hasad, hasadni ketkazishning yo'li qanday desangiz, أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضائل جعل هذه الفضيلة في هذا حسد قنده كذا ديسا الله سبحانه وتعالى حكمته أين شو فضيلتنا فلان جايده بولشنه تقاضى قلغان شنو بلشه حسد كذا فينبغي ألا يعترض عليها ولا يكره hikmatan aradaha Allahu ta'ala. Hasadlik yetkazishni yo'li shuki, bilsinki Alloh subhanahu va taolo ayni o'sha fazilatni falon joyda bo'lishini hikmati taqozo qilgan. Ya'ni bir kishi boy bo'lsa, boylik o'sha odam boy bo'lishini Allohning hikmati taqozo qilgan. Bir odam zehnli bo'lsa, o'sha odam zehnli bo'lishini Allohning hikmati taqozo qilgan. Bir odam ta'sirli bo'lsa, so'zlari o'sha odamda ta'sir bo'lishini Alloh hikmati taqozo qilgan. Endi kishi Allohning hikmatiga qarshi turishi kerak emas, mumkin emas. Alloh subhanahu va taolo iroda qilgan hikmatni yomon ko'rishi mumkin emas. Mana shu narsani yaxshi o'qisa, hasad qilmaydi. Hasad nimadan paydo bo'ladi? O'sha odamda o'sha ne'mat bo'lishidan norozi bo'lishdan. Shu ne'mat nimaga bunda bo'ladi deb norozi bo'lish. Nimaga bunda bo'ladi? Chunki Alloh shuni istagan, shunda bo'lishi. Buni hikmati bor. U bir mukofotdir, yo bir jazodir, yo bir ixtibordir, imtihondir. O'zi biladi Alloh. Lekin ayni shu o'sha yerda o'sha hikmat bo'lishini istagan, o'sha ne'mat bo'lishini istagan.
Bu Allah'ın hikmetlerinden. Allah'ın hikmetine, iradesine karşı buluş, mene bu nırsı caiz emez, haramdır. Şunu fikirleş kişinin hasetten, tohtete diyen amirlerdendir. Demek talib-i ilmi adablerden biri, özüge baha vermesin, o haset kılmasın bir oge. Ne fakat özünü orta alır. Hiç kimge haset kılmasın. Haset, insanın kalbini yemir uçun derse. Ve bazı ulemalar ayetledi ki, haset en yakşı cezadır. Çünkü birinci olup haset göğünü özünü küydür et. Haset göğü adam özü küyüp tüket. Dindarlarda köpünce dinsizler haset kılat. Hususan dini dindarlar var cemiyette, Müslüman cemiyetlerde Müslümanlar özlerine akidelerden, itikadlerden kep çıkıp takvali kişinin, yani ki bir ilimli kişinin hürmet kılışsa, o şu adamı izazlarsa hasetleri kirledi, kaşları kirledi. En birinci azap şu olur ki. Ondan keyin ahiretteki siyam var. Allah saklasın. Şunindek ahli ilimlerde hem, karılarda hem, mensep egelerde hem, mal egelerde hem, türlü saadet, hatta çıray egelerde hem, çıraylı insanlar hem haset kılışır. Hünükler.